اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل صلوا على, صلو على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فاحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه Yüce Rabbimiz cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, bizden dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Rabbimiz evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi de çok hayırlı eylesin. Hepsinden dünyada ve güzel haberler alabilmeyi, onlardan ötürü dünyada sevinebilmeyi, ahirette de inşallah bütün aile bireylerimizle beraber analarımız, babalarımız, çocuklarımız, torunlarımız, kardeşlerimiz, eşlerimiz cennette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, önderimiz, liderimiz, biricik rehberimiz, Allah'ımız Celle Celaluhu Kur'an-ı Hakim'inde bize o şekilde tanıttı. Ahzab Suresi 21. Ayet Bismillah. Laqad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasenetun. Muhakkak yemin olsun şüphesiz ki Allah'ın Resulünde sizin için çok güzel örnekler, uyacağınız güzel bir hayat modeli vardır. Onun için diyoruz ki biz de hayatımızı inşa ederken, Hayatımızı kurarken, hayatımızı yapılandırırken, hayatımızdaki bütün olgularda, bütün yaptığımız e, işlerde, işlevlerde önderimiz, liderimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme kulak verirsek, ona uyum sağlarsak, onun izinden yolundan gidersek dünyada kurtulur, ahirette de cennet bulunur. Cemalullah orada hepimize arz olunur ve hediye edilir. Rabbim nasip etsin. Onun için derslerimiz bu minval üzere geçiyor. Elhamdülillah. Rabbim hepinizden ebeden razı olsun. Allahu Teala Celle Celaluhu siz kardeşlerimizi hem dünyada hem ahirette çok iyi yerlere getirsin inşallah. Umduklarınıza nail eylesin, korktuklarınıza emin eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu hadis-i şerifler, bu ayetler, bu sohbetler ışığında yolumuzu nasıl çizmeye çalışıyorsak inşallah yarın ahirette de hiç sıkıntı çekmeden ilk yönlerle beraber cennetine girebilmeyi, orada cemalini doya doya seyredebilmeyi hepimize, analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza dua bekleyen kardeşlerimize nasip eylesin. Amin. İşte Hayatımızın inşası Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle, hadis-i şerifleriyle, uygulamasıyla, yaptıkları davranışlarıyla mümkündür. Malumunuz imtihandayız. Ve bu imtihan ta ölünceye kadar devam ediyor. Belli bir sürede bitmiş değil. Hacısıyla, hocasıyla ne varsa zengini, fakiri, alimi, efendim, zalimi hepimiz, hepimiz ama hepimiz imtihandayız. Rab'bim imtihanımızı kazanabilmeyi nasip eylesin. Hiçbir an böyle kalamıyoruz boşlukta. Çünkü Nasıl kainat boşluk kabul etmezse biz de eğer Allah'tan ve Resulünden ayrılacak olursak, sohbetlerden ayrılacak olursak hemen o ara geliyor şeytan ve onun avanesi iki ayaklı şeytanlar da var tabi malumunuz. O iki ayaklı şeytanlar arkadaş görünümü, dost görünümüyle beraber bizi hemen yoldan çıkarabiliyorlar, bizi satabiliyorlar, bizi saptırabiliyorlar. Rabbim muhafaza eylesin. Dolayısıyla bunlara çok ihtiyacımız var. Dün de ihtiyacımız vardı. Bugün biraz daha fazla var. Çünkü fitneler, fesatlar, haramlar, yanlışlar çok aşırı olduğu için bugün biraz daha fazlasıyla bu işlere eğileceğiz. Bunun konuşmalarını yapacağız. Bununla birlikte efendim arkadaşlarımızı irşad etmeye çalışacağız. Yani ne duruyorsun hadi falan demek lazım. Çünkü Piyasa yanıyor görüyorsunuz yani sokaklar yanıyor. Efendim gençlerimiz hepimiz yanıyoruz. Televizyon yanıyor, internet yanıyor, telefonlar yanıyor. Yani bu yangınlar manevi yangın. Böyle bir yangının olmuş olduğu yerde biz safa süremeyiz. Biz efendim buralarda böyle rahat rahat oturamayız. Çünkü sorumluluğumuz var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize ümmeti olarak buyurmadı mı? Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi sizden sizden diyor isim yok burada hoca hacı falan filan da demiyor her bir tanemiz kadını, erkeği genci yaşlısı her bir müslüman bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle düzeltsin elinle düzeltemiyorsun gücün yok o zaman diliyle düzeltsin söyleyerek Yanlış yapıyorsun bak kardeşim ya şu uygulama şu ya efendim yaptığın iş Allahü Teala'nın sevmediği bir iş haram işliyorsun deyip bunu söylemek lazım günümüzde bunu söyleme çok azaldı çok azaldı yani gerçekten Allah yolunda insanlar kınayzenin kramasından korkuyor. Korkma kardeşim. Allah'ın davasını anlatıyorsun ve efendim adam seni eleştirecek, seni sevmeyecek, seni dışlayacak diye çekiniyorsun. Çekinme. Allahu Teala Celle Celle senin yanında sana sahip olacak. Ve o kimse de belki dua edecek sana diyecek ki belki o anda sinirlendi, kızdı sana ama dönecek, kendi kendine tefekkür edecek, yanlış yapıyorum ben diyecek. Efendim sen bunun yanında şunu da söyleyeceksin. Kardeşim ben sana hatırlatıyorum, Allah için hatırlatıyorum. Bir beklentim yok. Yani bunu yaptığın zaman benim bir zararım olacak mı? Veya bir, kar, bir karım olacak mı? Yok. Ben bunu söylüyorsam sana seni sevdiğim için söylüyorum. Sana bunu söylüyorsam yarın ahiretini düşündüğüm için söylüyorum. Diye bunları da ekleyelim yanına. Hepimiz bir görev yapalım. Yapalım bir görev ki Allah Celle Celaluhu'nun rızasına uygun bir şekilde huzura varalım. Kulum o kadar o kadar bana saygısızlık yapılıyordu bana efendim yanlış yapılıyordu sen ufacık bir insana yanında saygısızlık yapıldığı zaman sus otur terbiyesizlik yapma böyle konuşma falan diye o insanı efendim o anda kayırıyordun onu koruyordun ona efendim adeta siper oluyordun benim benim kurallarım çiğneniyordu benim efendim hükümlerim uygulanmıyordu bana karşı saygısızlık yapıyordu hissesin çıkmadı hiç sesin çıkmadı. Nasıl durdun sen yani? Nasıl durdun sen? Diye Allah bize bunu sorarsa biz ne cevap veririz? Dilimizle en azından insanları hatırlatalım. Varsın bize gerici desinler, yobaz desinler, sanane desinler, karışma desinler. Tabii ki denecek yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne söylenmedi ki? Ne söylenmedi ki? Neler yapılmadı ki? O değil mi ki taşlanan o değil miydi ki efendim secde halinde namaz kılarken üzerine kocaman bir deve işkembesi bırakılan? O değil miydi efendim kendi savaş esnasında dişlerinden vurulan, dişleri kırılan, şehit olan, buralarda dişleri şehit olmuş, ondan sonra bir taraftan kanlar akıyor efendim. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu davadan vazgeçmiyor. Ne diyor? Bir elime efendim sağ elime güneşi koysanız, sol elime ayı koysanız, ben yine bu davadan vazgeçmeyeceğim diyor. Allah bize de böyle bir iman kuvveti, güçlülüğü nasip etsin. Bugün buna çok ihtiyacımız var. Aman kardeşlerim, aman dostlarım, aman efendim güzel insanlar. Allah hepimize yardım eylesin ve başarılı kılsın. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize neyi anlatıyor? Buyuruyor ki, Eteni Cibril Aleyhisselam. Cebrail bana geldi aleyhisselam. Biliyorsunuz meleklerin adeta en üst reisi. Efendim, meleklerin başkanı Cibril aleyhisselam peygamberlerin efendim bütün Allah ile o arasındaki olan e, vahyi getiren büyük melek. Bakalım Peygamber aleyhisselatü vesselam ne anlatıyor bize? Cebrail aleyhisselam geldi ve bana dedi ki fekale ya Muhammed, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'e söylenmiş Cibril aleyhisselam vasıtasıyla bu hadis-i şerefi bir takip edelim. Bize söylüyor yani. O anda Peygamberin sallallahu aleyhi söylemesi ne demek? Sen ümmetine aynı şekilde aktar. O da aktardı bize. Şimdi bana söylüyor, sana söylüyor, efendim diğer kardeşimize söyleniyor, efendim sen 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 genç sana söyleniyor. Kız kardeşim bak sana söyleniyor. Böyle hepimiz bunu böyle düşünmeliyiz. Böyle algılamalıyız, algılamalıyız. Yani Rabbim bundan efendim çok güzel bir şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Buyurur ki: Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eş ma şi'te fe inneke meytun. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ey Muhammed'in ümmeti, kıyamete kadar gelen bütün insanlık, bütün insanlar ne kadar yaşarsanız yaşayın, sonunda öleceksin. Sonunda öleceksin. Yani hiçbir tanemizin ölme olayından, Allah'a varma olayımızdan, efendim o son nefesteki ruhumuzun bedenimizden çıkması, ve o ruhumuzun efendim Allahü Teala'ya ulaşması ve kıyamet gününde mahşer gününde de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile buluşmasından hiçbir tanemiz kurtulamayacak. Bu bir madde bir. Bununla ilgili efendim yapılan bu kadar teknolojik çalışmalar neler buluyor adamlar, neler buluyor, ne üretiyorlar? Efendim ilaçlar, ilaçlar, Kanser ilacını bulduk diyor. İşte e, lösem ilacını bulduk diyor. Efendim bulduk diyor. Fakat bir ilaç bulamıyorlar. O da hangi ilaçtır? Ölüme ilaç yok. Cenab-ı Hakk'ın kanuni ilahi koymuş bir madde. Kulum dünyaya göndereceğim. Sonra da seni tekrar huzura alacağım. İstersen gülerek gel. Sevinerek gel. Severek gel. Ya Rabbini huzuruna varmayı isteyerek gel. Allahu u Teala Celle istersen bunu severek gelirsen seni severek karşılayacak. İstemeyerek gelirsin. Ha kardeşim ölümden anlatma. Baş ver falan diye diyorsun. E, gene geleceksin ama bu sefer Allahu Teala seni istemeyerek karşılayacak. Yani o kerhen Cenab-ı Celle'nin Celle huzuruna çıkmış oluyorsun. O zaman da efendim herhalde e, o gidişin iyi olmaz senin. Rabbim inşallah severek gitmeyi, düğün gecesi nasıl böyle hazırlanıyoruz, dün gecesinde efendim artist gibi tabiriyse saçlar jölelenmiş, efendim takım elbise giyinmiş, ondan sonra gelinlik kızlar neyse gelinliklerini giymişler ve efendim parfümler şunlar bunlar. Oh! Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkarken de böyle amellerimiz güzel. Allah'ımızı seviyoruz. İnşallah son nefeste de Cenab-ı ikram eder. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü diyerek cennetteki makamımızı görerek gider İnşallah. inşallah. Amin, amin, amin. Bu böyle birinci madde. İki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, Cebrail Aleyhisselam buyuruyor, ve ahbib ma fe inneke müfârikuhu Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve on ümmeti, sen, sen, sen bütün insanlık, kıyamete kadar gelen herkes dikkat edin bakalım. Kimi seversen sev. Yani serbest. Yani ister ki insan allah Teala'nın sevdiklerini sevsin. Allah'ı sevsin başta. Hz. Muhammed'i sevsin sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim ve onların sevdiklerini sevsin. O şekilde bir hayat sürsün. Yok. Hiç alakası bile yok adım. Ezan da sevmiyor. Kardeşim ben bunu duymak zorunda mıyım diyor. Ondan sonra çocuğum rahatsız oluyor diyor. Ezan sesi falan diyor. O rahatsız oluyor. Senin örtülü halini görüyor kardeşim efendim bu ne ya yobazlar gericiler hangi Atatürk Türkiye'sinde efendim hala mı bu efendim bu çağ dışılık falan diyor sevmiyor sakalı sevmiyor efendim de işte Kur'anı sevmiyor e, hani e, ne yapalım Allah Allah ama şunu iyi bil kimi seversen sev neticeden onlardan ayrılıyorsun parayı sev ayrılıyorsun siyasi olan bir milletvekilini seviyorsun, bir efendim belediye başkanını seviyorsun, onlardan ayrılıyorsun. Şu kadar takipçim var diyorsun Facebook'ta, Instagram'ında vesaire o kadar takipçiden de ayrılıyorsun. Tek başına Allah'ın huzuruna gidiyorsun. Güzel bir şekilde sevgilerin varsa Allah'ın razı oldukları sana faydası dokunuyor. Razı olmadıkları var. E, ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? El mer'u me'amen ehabbe. Kişi, insan sevdiğiyle beraberdir. Sevdiğine bak. Kimi seviyorsun? Onunla beraber olacaksın. Hazreti Muhammed'i seviyorsun. Hazreti Ebubekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman, Hazreti Ali'yi. Efendim, Allah dostlarını E, onların gideceği yerde olacaksın tabi. Bu müjdeyi burada. Ama Tam aksi böyle. Allah'ın yolunun düşmanları, şeriat düşmanı, Kur'an düşmanı, ezan düşmanı ondan sonra efendim yani Ayasofya'da camide ezan okunmasını istemeyen güruh, e onları da seviyorsun. E onlar nereye gider? Onlar nereye gider? Oraya gideceksin. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah sevdiklerini sevmeyi nasip eylesin ve sevdikleriyle beraber cennette olabilmeyi nasip eylesin. Amin. 3. Ve amel ma şi'te fe inneke Evet. Üçüncü maddemiz Yivri Aleyhisselam diyor ki dilediğini yap dilediğini yap. Hayır yap, şer yap, iyilik yap, kötülük yap. İnsanları mutlu et, insanları Allah korusun mutsuz insanların duasını al, insanların bedduasını al. Yani her halükarda yaptıklarının karşılığını göreceksin kardeşim. Bu dünyada hepsini göremiyoruz ama ahirette, ahirette iyi ki ahiret var. Cenab-ı Sevgali hepsini orada çıkartacak karşımıza. Allah güzel şeylerle karşılaşmayı nasip eylesin. Güzel şeyler yapmayı nasip eylesin. Karşılığı gelecek olan şeyler. Yani Bismillah. Femen ya'mel miskale zerratin hayran yara ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Zerre kadar hayır yapan kimse onu görüyor. Yer zerre kadar şer yapan onu da görüyor. Ya Rabbim bize, hepimize yardım eyle. Hepimize yardım eyle. İyiliklerle bizi donat ya Rabbi. Şerlerden uzaklaştır ya Rabbi. Amin. 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 Sonra e, dördüncü maddede buyuruyor ki Cebrail Aleyhisselam ve alem enne şerefel mümin kıyamuhu billeyl. Şunu iyi bil ki müminin şerefi, müminin üstünlüğü, izzeti, müminin efendim adeta güzelliği, kalitesi her şeyi geceliğin kalktığı ibadettedir. Büyükler hep gece ibadetine kalkmışlar, nur gibi olmuşlar, Allah'a yakın olmuşlar, Allah'ın dostu olmuşlar. Hadi biz de durmayalım. Hele şu anda bakıyorum 6'yı 10 geçe imsak atıyor. İnsan ne hali efendim yapmalı yani. Ee, her halükarda kalkmalı bir iki rekat teheccüd namazı kılmalı. Allah ile buluşmalı, istiğfar yapmalı. Çok güzel günler. Yani kış müminin baharı ya. Kış mümin için efendim acayip bir şekilde bir zenginlik. Gündüz oruç tutabiliyorsun anlamıyorsun. Gece uzun olduğu için teheccüdüne kalkıyorsun. Onu da anlamıyorsun. Uykunda uyuyabiliyorsun. Çok rahat bir şekilde ibadetlere devam. Rabbim kabul eylesin. Çok dikkat edelim. Bakın. Kasım'ın efendim, 10'una gelmişiz. Yani şu anda İstanbul'da doğru dürüst bir yağmur yok. Allah. Yani barajlarımızın suları çekilmiş. Alibeyköy barajında diyor ki geçen okuyorum. Efendim, arabalar suların efendim olmuş olduğu yerlere ee, toprak çıkmış artık oralarda efendim. Sular çekilmiş. Oraya, oralara park ediliyor. E bu ne demektir? İstanbul susuz yapamaz. Ya Rabbi bize rahmetinle merhametinle muamele et. Allah bize bol bol bereketli yağmurlar yağdır. Barajlarımızı sularla doldur Ya Rabbi. Onlar da anlamayı, ibadette kullanmayı nasip et. Şükretmeyi nasip et. La Allah'ım. Nankör olmaktan muhafaza et Allah'ım. Amin, amin, amin. Çok dua edelim. Hepinizin duasına ihtiyacımız var. Hep beraber bu noktada tek tek geçelim Cenab-ı Celalü'nun efendim böyle güzel bir şekilde yakınlığına ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi diyelim. Allahımız verecektir inşallah. Yani bakmıyorum kötülükler şunlar bunlar efendim. O azgınlar dışarıda olanlar bizi ilgilendirmez. Biz kendimizden sorumluyuz. Allahu Teala istikamet üzere olduğumuzda onların zerre kadar bize zarar dokunmaz. Yolumuza devam inşallah. Son maddede diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve bütün onun ümmetine Cebrail Aleyhisselam ve izzehu istignâuhu anin nas. Yani bir insan eğer dünyada izzet istiyorsa, dünyada üstünlük istiyorsa, dünyada efendim insanlığın arasında bir değer istiyorsa, efendim değerli olmak istiyorsa o zaman insanların elinden efendim onların paralarından, onların varlıklarından uzak kalmaya çalışsın. Yani tabiri caizse kendisi gönül zengini olsun, kalkıp da insanlara durumunu şikayet etmesin. Her şikayet düşersiniz. Bir derece, bir derece gidersiniz. Ya gene geldi, gene anlatıyor. Ya bıktım ya falan. Dedirtmeyin. Yani Allah-u vermiş olduğu güzelliklere efendim dönün. Ondan sonra Allah ile paylaşın ihtiyaçlarınızı. Cenab-ı Teala efendim o kapı zengin bir kapıdır. Oradan severecektir. İnsanlara anlatmanın, insanlardan bir şeyler beklemenin hiç ama hiç bize faydası yoktur. Mümkün olduğu kadarıyla Cenab-ı Celle Celaluhu bizi insanlara muhtaç etmesin, kapılarını götürmesin diye dua ediyoruz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ahir ve akıbetlerimizi hayreyle, her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza ile, çocuklarımızı neslimizi çok hayırlı eyle Allah'ım evlerimize huzur kazançlarımıza bereketler nasip eyle devletimizi özellikle şu anda olan efendim liderimizi ve efendim onunla beraber yapılan ekip çalışmasını hayırlı eyle, bereketli eyle rızana uygun eyle isabetli kararlar almalarını efendim nasip eyle yanlışlardan uzak eyle ve efendim ya Rabbi bu güzelliğimizi bitirmek isteyen içeriden dışarıdan ne kadar düşmanlar varsa onların da oyunlarını kendi başlarına çevir. Fırsat verme ya Rabbi. Hastalarımıza, hastalıklarımıza şifa, dertlere deva, burç edalar nasip eyle. Bütün İslam alemine yardım eyle. İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle, galip eyle. Küfrü ve ehli küfrü, kafirleri de zelil ve hakir eyle ya Rabbi. Müslümanları imdad eyle, yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden hayır olarak ne istediyse biz de istiyoruz ikram eyle. Neden sana sığındılarsa biz de sığınırız muhafaza eyle. şu anda bizi dinleyen bütün kardeşlerimizden ebeden razı ol ya Rabbi. Dünyaların ahiretlerini mamur eyle. Amin, amin, amin. Ölmüşlerimize, analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimize ya Rabbi rahmet eyle, kabirle, nur eyle, makamlarını cennete eyle. Bize de öldüğümüz zaman Müslüman, imanı kamil nasip eyle, kalbi selim nasibeyle gireceğimiz zaman kabrimize, kabrimizin cennet bahçesinden bahçe olması nasip eyle. Yarın mahşer gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kucaklaşıp şefaatini alıp inşallah şimşek gibi efendim yıldırım gibi sırat köprüsünden geçip ilk yerlerle cennetine girebilmeyi, cemalini doya doya seyredebilmeyi hepimize analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza aile bireylerimize nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Subhanallah ve bihamdihi Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve töbü ileyke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin defi için, bol bol bereketli yağmurların yağması için, bütün ölmüşlerimizin de ruhları için الله رزاق سيشن الفاتحه